Chester'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni durağımızda Avrupa Riyası'yla çıktığımız rotamızda muhteşem şehirlerinden bir tanesi olan Chester var arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir yerdi. Niye mi? Hem bak göstereyim. Arkama bakın, soluma bakın, yine bu tarafa bakın. Her yerde muhteşem yapılar var. Burası eski, yani 2000 yıldır birçok medeniyetin gelip fethetmeye çalıştığı, aldığı, eserler bıraktığı şeylerden bir tanesi. Muhteşem bir katedrali var. Görüp göreceğiniz en güzel katedrallerden bir tanesi. Belediye binası görüyorsunuz. Bakın belediye binası şu arkamda gördüğünüz. Onun dışında 3 tane çok güzel East Gate, Port Gate gibi caddeleri var. Bu güzel küçük şehri ama dolu dolu olan şehri biraz doğal mekanlarla ve doğal derken şehir içi parklarla, biraz kalelerle, biraz böyle katedralle anlatarak size çok güzel bir rota oluşturacağım. Dediğim gibi Avrupa Rüyası'yla rotalarımıza devam edeceğiz. Bugünden buradan sonra Liverpool'a geçeceğiz ama önce şu tarihi dokuyu bir fethedelim. Chester'ın çevreleyen bir sur var arkadaşlar. Bu İngiltere'nin en iyi kurulmuş kalelerinden bir tanesi burası, surlarından bir tanesi. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce Romalılar tarafından yapılmaya başlanan, daha çok kırmızı kireç taşı kullanarak yapılan bir köprü. Bakın şu anda hendekleri falan görüyorsunuz. Zamanında burası da işte hendekler, her kalede olduğu gibi. Muazzam bir olay var şu anda burada. Ve evlerde genellikle bu kalenin üstüne kurulmuş büyük bir kaleden bahsediyoruz. Biraz Diyarbakır'ı andırıyor. O yüzden buranın Diyarbakır'ın işte kardeş şehri olmasının sebebi de bu. Yani bir sebebi de bu bence. Özellikle güzel bir şehir seçilmiş buradan. Şimdi bakalım nasıl bir yere çıkacağız. Ben de yavaş yavaş gezmeye başladım. Şimdi surların üzerinde yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yürüyüş alanı yapmışlar Chester'da. Sağ tarafımızda böyle güzel bir Britanya'nın o her yeri yemyeşil halini şehirlerin içinde zaten görüyorsunuz. Bakın şöyle güzel bir meralık alan gibi bir şey var. Arkada katedral var, oraya zaten gideceğiz. Sonra bu yanından akan nehir ya da çay neyse artık akmaya devam ediyor. Birazdan size onunla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim yanına indiğimiz zaman. Yani bu güzel yoldan sanırım belli bir süre turistlerin gelip kalenin üzerinde yürümesi için açmışlar. Ücretsiz olarak çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Tıpkı Diyarbakır'daki gibi ya da Kayseri'deki bazı yer surların üzerine çıktığınız noktalar gibi. Birçok yerde böyle. Bakın şöyle bir de nehir kenarındaki evleri görüyor musunuz? Gerçekten çok tatlı ya, harika. Yine gruptan kaçtım bu arada. Daha böyle bir sakin, çok gürültü olmadan daha çok güzel görseller çekebilmek için. O yüzden şu an şuraya bayıldım. Biraz burayı çekeceğim. Dibinde olduğum yer King Charles Kulesi arkadaşlar. Charles Kulesi. Bakın gördüğünüz gibi burada bilgiler de var. Böyle küçük küçük bilgiler de koymuşlar yere. Şimdi bu kale 2000 yıllık olabilir. Doğrudur. Ama bütün eklemeler yapılıyor. İşte burçlar ekleniyor. Gözetleme kuleleri ekleniyor. Burası 17. yüzyılda yapılmış. Daha çok savunma amaçlı kullanılan kulelerden bir tanesi. İşte eğer dışarıdan gelen düşmanlara karşı buradan bakıyorlar. Zaten o izlediğimiz filmlerdeki kale sahneleri biliriz. Bakın böyle çok güzel de bir merdivenleri var. Gayet güzel. Old Town kısmı şurası olduğu için zaten bu yolu izleyerek hiç kopmadan devam edin. Old Town'a kadar çıkacaksınız. Ya şu evin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu bildiğiniz bir ev. Hani otel değil, müze değil. Bahçeyi çok güzel yapmışlar. Şurada çok güzel bir köpek yatıyor. Böyle masal şatosu ya resmen. Allah'ım Allah'ım, aşık oldum gerçekten. Böyle ya, bana göre en modern yapıdansa böyle yerleri tercih ederim. Hemen bakın arkada zaten katedral var. Kilisesi var ya da öyle söyleyelim. Daha oraya gitmedik. İşte böyle kırmızı kiremit taşlarıyla ünlü bir yer dediğim gibi. Her yerde bu rengi görüyorsunuz. Bu Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de bu olay çok var. Her şehrin böyle farklı bir renkte dokusu var. O yüzden o renge göre yapılıyor. Burası da arka bahçesi. It's the best house ever. It's amazing. I love it. Böyle tatlılar işte. Yani hangi köşeye baksam bir güzellik karşıma çıkıyor. Bakın şu ev de çok güzel değil mi? Genellikle böyle üçgen çatılı, iki katlı ya da üç katlı evler oluyor. Zaten bakın karşıda da görüyorsunuz. Zaten işte Avrupa'daki evlerin birçoğunun korumasının en güzel koruması bu şekilde oluyor. Hiçbir şekilde eski bölgelere yapı imar izni vermiyorlar. Şuraya bakın ya, şu sokağın nizamına, intizamına bakın. Aman ya Rabbi.
Bakın burası da katedralin bir diğer sokağı, öyle söyleyeyim. Arka tarafında gelirseniz böyle çok güzel bir çayır, böyle dinlenen insanlar, uzanan insanlar görebilirsiniz. Katedrali karşına almışlar. Kimisi ödevlerini yapıyor, kimi çalışıyor, kimi keyfini çıkartıyor. Ah, böyle huzurlu yaşamak zor bir şey olmasa gerek ya. Ha? Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle ekonomiden, siyasetten size nefret etmediniz mi? Her gün bir ayrışmadan. Yani insan artık diyor ki şu dünya 70-80 yıl maksimum yaşayacağız. Neyin kavgası, neyin bu nefreti bu kadar? Her gün ayrışıyoruz. Ne paylaşsak bir ayrışma var, bir kavga var. Yok sen şöylesin, yok böylesin, yok bu şehrin adı böyle. Ya Chester diyor mesela, geçiyor. Biri çıkıp da diyor orası Chester değil, orası Böster falan diyor mu? Demiyor yani. Ne gerek var bu kadar? Tunceli'de başımıza neler geldi yani, Dersim demedik diye ya da Dersim deyip Tunceli demedik diye. Bakın bu da katedralin çan kulesi arkadaşlar. Çok değişik bir mimarisi var. İlk defa böyle bir çan kulesi görüyorum. Hemen bahçesinde bulunuyor. Normalde hani orada da muhtemelen çanlar vardır ama burayı sonradan yapmışlar. Belki başka bir amaçla da hizmet veriyor olabilir. İçeri girdiğimde bir bakayım. Eğer gerçekten bir farklı amaç varsa size göstereceğim. Ama burası da böyle bir yapıymış. Çok acayip bir yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda bakın şu karşımda gördüğünüz saatin ismi East Gate Clock. Yani doğu kapısı saati. Aslında doğu kapısı burası. Böyle 14. yüzyıldan sonra bu kapı orijinalini koruyor günümüze kadar. Hatta son hali 1789'dan sonra. Ama 18. yılların sonunda da şu gördüğünüz bakın 1897 yılında bu saat yapılarak kapının üst kısmına eklenmiş. You may go. Thank you. Bu kapı eklenmiş ve son halini almış. O zamandan beridir bu kapı bu şekilde hizmet veriyor ve şu anda bakın saat gayet doğru, çok da güzel çalışıyor. Şu yolun sonunda işte sizi bu kapı çıkartıyor. İşte bu doğudan gelenler için doğu kapısı buraya surların üstüne çıkmanızı sağlıyor. İnanılmaz bir yere çıktık arkadaşlar. Bakın az önce size gösterdiğim saat aslında şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama bu bir köprü aynı zamanda. İki tane yolu Fortgate Street ile East Gate Street'i bakın birbirine bağlayan, şöyle iki tane caddeyi bağlayan bir köprü burası ve üzerinde bu saati koymuşlar. Şu anda bulunduğum yer bakın Chester'ın en ünlü caddeleri. İki tane cadde. Bu taraf ayrı, bu taraf ayrı ama aynı cadde aslında devam ediyor. Yani şu anki görüntüyü anlatamam ya. İnanılmaz güzel bir görüntü. Bir anda orta çağ ışınlandık arkadaşlar. Bakın dokuyu bozan hiçbir şey yok neredeyse. Sadece biraz mimari farklılıklar araya girmiş. Keşke hepsi aynı renk olsaymış ama şu siyah beyaz evler daha çok Chester, hatta Londra merkezi de birkaç yerde görmüştük. Daha çok ticaret merkezleriydi. Bu tarafa bakıyoruz. Burada da işte bakın çok daha farklı bir mimari karşımıza çıkıyor. Yine daha farklı siyah beyaz evler var. Kiremit var. İşte biraz daha bu son zamanlarda yapılan binalar var. Keşke şu olmasaymış. Şu bozuyor biraz. Ama kırmızı kiremitler orada kaldı. Ama genelde bu şekilde arkadaşlar. Şurada güzel bir bina daha var. Banka binası olarak kullanılıyor. Ya inanılmaz. Şu yolun devamına devam edeceğim. Çok da güzel bir kafe görünüyor köşede. Ama bu ne ya? Gerçekten mükemmel. Ve şimdi East Gate'de yürümeye başladım arkadaşlar. Aşağıda bakın arkamda saat duruyor. Oradan aşağı indim. Burası gerçekten çok değişik ya. Hani zamanın içinde ışınlanmış gibi hissediyorum şu an kendimi. Bir de çok farklı bir. Daha önce gördüğüm bir mimari değil bu. Siyah beyaz yerlerin bu kadar yoğunlukta olduğu bir yer değil. Şimdi katedral sağ tarafımda. Bu tarafa doğru gireceğiz. Katedrali gezeceğiz. Ondan sonra yine bu caddeye geri geleceğim. Ve bu cadde üzerindeki bu tarihi yapılara biraz yakından bakacağım. Gerçekten hangi tarafını çeksem acaba? Zaten sokak sanatları falan filan. Dedik eşyalar, her şey bu cadde üzerinde. Şu katedrali bir görelim artık. Şimdi bakın size çok ilginç bir anlatacağım. Avrupa'da birçok yer restorasyon gördüğünüzde şu şekilde bir brandalar görürsünüz. Bunlar orijinal hallerinin birebir resmedilmiş hali. Yani uzaktan bakan insanlar, aa orası acaba bütünüyle nasıl görünüyor ya da bundan önce nasıl görünüyordu gibi merak ediyorsa ya da bundan sonra bazen son halinde paylaşıyor olabilirler. Bu şekilde brandalar atıyorlar ve hiçbir şekilde kötü görünmüyor. Hani tabii ki
hiç brand olmadan tamamen restorasyonsuz halini görmek isterdik ama en azından güzel bir çözüm bulmuşlar. Bazen böyle gidiyoruz, adam tamamen böyle yeşil brandayla kapatmış falan, Türkiye'de çok yaygın bu zaten. O üzücü bir şey ama bunlar en azından biraz toparlıyor olayı. Şimdi bakalım şu muhteşem katedralde ne varmış gerçekten. Umarım ücretsizdir içeri giriş, yoksa çok üzülürüm yani. Acayip bir yere geldim arkadaşlar. Şu an son yıllarda gördüğüm en muhteşem katedraldeyim. Chester gerçekten beni şaşırtacağını biliyordum. Hani şöyle söyleyeyim. Chester'ın zaten mükemmel bir yer olacağını biliyordum. Ama bu kadarına şaşırdım doğrusu. Çünkü katedrali dünyada çok da bilinen bir katedral değil. Ama inanılmaz ihtişamlı. Öncelikle şunu anlatayım. Şehrin tam merkezi yerinde bulunuyor zaten. Hani her yere, bütün rotamı mesela benim yaptığım rotayı hiç durmadan yürürsem 45 dakika falan sürüyor. Yani her şehire çok yakın. Burası da o merkezin tam ortasında. Kırmızı kiremitli, devasa bir katedral burası. Milattan sonra 958. yılında, yani şöyle söyleyeyim 1100 yıla yakındır dimdik ayakta eski bir Benedik manastırının yerine kurulmuş. Ve 1541'de de Henry 4. Henry tarafından buraya yeni bir başpiskoposluk getirilerek burası çok büyük bir mertebeye çıkarılmış. İçinde Lady Chapel'i var, Rahibeler Meclisi var. Bunlar erken gotik tarzında ama diğer kısımlar yüksek gotik, kimi taraflarında geç gotikler var. Yani böyle birçok dediğim gibi mimari açıdan sizi karşılıyor. İçeri giriş ücretsiz. İlk girdiğiniz zaman bir bilet varmış gibi hissediyorsunuz. 5 pound donation yazıyor, ona dikkatli bakarsanız. Kapıda size derler, bağış yapmak ister misiniz derler. Yok derseniz bir sıkıntı yok, içeri girebiliyorsunuz. İşte tuvalet falan da var hatta. Ve böyle muhteşem de bir bahçesi var. Yani bu kadar böyle modern edilmiş bir bahçesi olan kiliseyi ilk defa görüyorum. Böyle güzel güzel küçük küçük ateş böcekleri, heykelleri koymuşlar, uğur böcekleri koymuşlar. Çok şirin bir hale getirmişler. Sanırım burası da farklı zamanlara göre bir konsepte bürünüyor. Böyle gelip burada oturup da dinlenebilirsiniz. Şimdi ben de öyle yapacağım biraz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, çoğu zaman Liverpool'a gitmek isteyenler belki vardıkları saatlerde oranın kapalı olduğunu görebiliyorlar. O yüzden stadyumun önüne giderken böyle üzerlerinde kıyafet olmadan belki çekim fotoğraflar çekiyorlar. Ama eğer Chester'a gelip hemen buradan yarım saat uzaktaki Liverpool'a gidecek olursanız, burada Liverpool'un devasa bir mağazası var. Gelip burada istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. Bakın, tipik bir Liverpool mağazasında bulacağınız her şeyi burada yine bulabiliyorsunuz. Bardakları, eşyaları, tişörtleri, her şeyi var. Valla pound'un şu anda 45 olduğu bir zamanda ben 100-200 pound bunları veremem ama bir de eskisi kadar Liverpool'un şey yok ya sanki, cazibesi, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şimdi mesela bakın, şöyle bir forma mesela ne kadarmış bakalım, 45 pound şu gördüğünüz forma. Ama bu tabii maç formaları değil, daha bir antrenman formaları. Şurada maç formaları var, bakalım. Mesela Liverpool'un burada 55 pound'a eski tip formalar. Ha? Evet, maç formaları arkadaşlar. Bu da Nike yapıyorlarının formaları. Ne kadar ki? Çorap 18 pound. Bulamadım ya. Bilmiyorum ya, formaların fiyatları. Mesela şuradaki bir eski forma 55, bu da 55. Şöyle bakalım. Şu an Liverpool'un bu maç formaları 80 pound'a satılıyor. Şimdi bulunduğum yer arkadaşlar Chester Cross. Yani 1, 2, 3, 4 tane caddenin kesiştiği, ortasında böyle küçük bir kilisenin ve anıtın olduğu bir yerdeyiz arkadaşlar. İşte Chester gördüğünüz aslında bu 4 tane cadde üzerine kurulmuş bir yer. Şu anda gerçekten hani çok kullanıyorum bu cümleyi ama çok sevdim ya burayı. Bath'tan sonra burayı da çok sevdim. Zaten ben genellikle böyle küçük ortaçağ şehirlerini daha çok seviyorum. İşte şu anda şu ileride bir kilise var. Belki oraya giderim ama şu Roma'yı, Amfiteyatrosu ve Roma bahçelerini görmek istiyorum. O yüzden şu şekilde devam edeceğim. Geldiğin zaman da Chester Cross'ta da böyle gelip güzel fotoğraflarınızı çekin. Şu an yürüdüğüm yolun ismi de Bridge Street arkadaşlar. Burası da o işte bahsettiğim 3-4 tane önemli caddeden bir tanesi. Zaten caddenin devamı Cross'a çıkıyor, Chester Cross'a çıkıyor ama ben burada Roma bahçelerini ve amfiteyatroyu görmek istediğim için bu caddeden devam ediyorum.
Zaten hangi sokağa baksam çekilecek, anlatılacak cinsler. Yani yavaş yavaş işte o Old Town dışına çıkıyoruz ama çıkarken bile güzel görüntüler karşımıza çıkıyor. Bakalım şu Roma bölgesinde neler var. Şimdi bakın arkamda bulunan yerde Grosvenor Müzesi. Burası Roma dönemiyle ilgili bilgilerin olduğu bir müze. Lejyonların hayatı, lejyonlarla ilgili böyle savaşlarda kullanılan taktikler, işte eşyaları, silahları onların sergilediği bir müze. Ücretsizse hızlıca bir gireceğim. Dediğim gibi bu kısım biraz artık Roma döneminden kalan eserlerin olduğu bölge olduğu için Roma ile ilgili yerleri size göstereceğim. Ondan sonra artık tekrar merkeze dönüp kapanış yapacağım. Yani çok değişik bir müze. Eski eserler. Daha çok eski bir yapı. Hatta müze düzeni de böyle baktığınız zaman böyle eski müze andırıyor. Hiç yeni bir şey yok. Ama yine de böyle çok güzel bir yuvarlak bina. Döne döne binayı geziyorsunuz arkadaşlar. Bayağı ilginç bir yapı. Şuraya bakalım çünkü çok vaktim yok. Evet, gördüğünüz gibi işte lejyonlarla ilgili, o zamanki Roma dönemiyle ilgili ve sonraki biraz da sanat tabloları koymuşlar sonraki dönemlere ait. Biraz karışık bir müze olmuş yani, o ilk yapılma amacından çıkmış dedikleri gibi. İşte şimdi artık diğer kısımlara devam edelim. Şimdi de surların alt kısmında bulunan Roma tiyatrosu ve Roma bahçelerine geldim arkadaşlar. Burası böyle bir anda sizi o Orta Çağ İngiltere'sinden çıkarıyor, Roma dönemine getiriyor. Her yerde böyle o, sanırım burada zaten bir sütunlu olmuş burası. Bak işte artık çevireyim, manzaranın keyfini çıkarın. İşte böyle bir bahçedeyiz. Biraz böyle Roman formu andırıyor bize ya da Türkiye'deki diğer amfitiyatroları andırıyor ama daha düzenli tabii ki. İşte böyle bir yer. Sütunların olduğu belli. Bakın sütunların çoğu ya taşınmış ya kaybolmuş. İşte buradan nehir boyuna da kadar gidiyorsunuz. Burası da ücretsiz bir alan. Şu ana kadar Chester'da hiçbir şeye para ödemedim bu arada. Bakın burası bir Roma banyo suyuymuş. Görüyor musunuz? Bakın. Onlarda bu çok yaygındır. Şuralarda işte ateş ısıtma sistemlerinin konduğu, yukarıda insanların sauna gibi uzandığı ve suya girdikleri yerlerden bir tanesi de burası. İşte böyle bir bahçe. Şu an biraz daha aşağı iniyoruz. Çünkü hani benim buradaki maksatım, hani ben de sadece birkaç yeri gezip böyle çok gerekli olmayanları falan geçebilirim ama atıyorum böyle daha rahat bir zamanda gelenler için tam kapsamlı bir YouTube videosu olsun istiyorum. O yüzden görmeniz gereken görebileceğiniz her yeri anlatmaya çalışıyorum. Bakın burası da bu şekilde bir yer. Gerçekten harika ya. Zaten böyle bir yer olmasa şaşardım. Bütün şehirlerde bir nehir boyu var. O nehir boyda mükemmel bir şekilde böyle rekreasyon alanları yapılmış. İnsanlar gelip o hafta sonu ya da güzel havaların tadını bu şekilde çıkarıyor. Kimisi işte piknik yapıyor, kimisi böyle küçük kayıklara biniyor. Kimisi işte böyle, of şuradaki köprüye bakar mısınız? Şurada çok eski bir köprü var. Ay artık hangi bir tarafa gideceğimi şaşırdım. İşte şu anda bakın görüyorsunuz. Burada böyle insanlar hafta sonu tadını çıkarıyorlar. Bugün pazar günü. O yüzden bayağı bir kalabalık ortalık. Hadi bakalım. Başka neler göreceğiz? Bakın gördüğünüz gibi böyle bir tekneyle yarım saatlik bir nehir gezisi de yapabiliyorsunuz. İsterseniz doğanın içerisinde güzel bir yolculuğu 9 pound karşılığında yapabiliyorsunuz. Ama aileyseniz, atıyorum işte 2 yetişkin 2 çocuk falan varsa direkt 25 pound ödüyorsunuz. Yani 9-9-18, çocuklardan daha düşük bir fiyata gelmiş oluyor. Yani gördüğünüz gibi gerçekten ortam mükemmel, eğlence harika. Şimdi aslında Old Bridge'e de gidebilirim. Bu tarafta biraz daha dinlenebilirim ama sanırım o tarafta çok bir şey yok. Artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğim. Şimdi yürürken karşıma şu köprü çıktı arkadaşlar. Bu da Old Bridge köprüsü, yani eski köprü. İşte yeni yerleşim yerleriyle artık eski tarihi bölgeyi birbirine bağlayan kemerli köprülerden bir tanesi. Sayalım 1-2-3-4-5 tane. Bir de şu belki ağaçların arkasına vardır. 5-6 tane kemeri var. Nehir üzerinde böyle güzel bir kurulmuş, yüzyıllardır hizmet veriyor bu şehre. İşte bu kapıdan yine eski şehre gidip artık dönüş yolculuğuna geçiyoruz. Ve şimdi geldiğim alanda arkadaşlar Antik Roma Tiyatrosu, amfitiyatro olarak geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi burası bir antik tiyatro.
Benzerlerine göre çok küçük bir tiyatro. Tabi 2000 yıla yakındır ayakta duran bir yer için yine kalmış eserler görmek mümkün. Bunların çoğu çıkanlar eserlerde müzelerde sergileniyor tabii ki. Artık Roma bölgesinin dışına gidiyoruz. Şurada bir de Old Parish Church var. Bir oraya bakacağız. Ondan sonra artık dönüş yolculuğumuza geçeceğiz ve kapanışı yapacağım. Az önce kapanışı yapacağımı söylemiştim ama son dakikada bir buraya da gelmek istedim. Şu an dediğim gibi son bir yer kaldı. Orayı da görmeden gitmek istemiyorum. Size göstereceğim son yer arkadaşlar. Burası Old Parish Church olarak geçiyor. 1200'lü yıllardan kalma bir tapınağın üzerine kurulmuş bir kilise. Daha doğrusu kilisenin üzerinde kurulmuş bir kilise. Lady Chapel'i var içine, çok meşhur ama bugün bilmiyorum kapalı. Niye yine kapalı anlamadım. Free entry normalde. Ücretsiz giriş ama herhalde pazar günkü ayinden sonra kapatmışlar. Klasik bir Paris mimarisiyle yapılmış bir kilise. Ondan sonra böyle pitoresk kalıntılar var. Yani böyle manzarası güzel de bir amfiteyatro manzarası da var burada. Yani dediğim gibi Chester artık Chester'ı gezdik, iyice anlattık. Başka anlatacak bir şey de kalmadı. Yaklaşık 3,5 saat boyunca bu şehri gezdik. Bayağı da bence yetiyor buraya. Ha tabii oturup bir yemek yerseniz, bir konaklamak isterseniz bu şehirde bir gün kalabilirsiniz. Gerçekten onu kaldırabilecek bir şehir. Çünkü sırf 3 tane 4 tane o ana caddesiyle baştan sona gezmeniz çok güzel olacaktır. Gel. Neredeyiz abi? Chester. Buranın biz Diyarbakırlılar için önemi ne? Burası kardeş şehirmiş. Evet, Chester Diyarbakır'ın kardeş şehri. Evet. Biz de çok şaşırdık bunu duyunca. Gelmişken memleketimizi ziyaret ettik. Evet. Hemşehrilerimizle oturduk, muhabbet ettik. Beğendiniz mi burayı? Çok güzeldi, çok beğendim. Güzel. Bence şu ana kadar Bath'la yarışır. Yani en çok Bath'i beğendim ben. Değil ama mi? Burası i̇kinci da sırada. İkinci sırada olabilir. Edinburgh'a kadar herkes bunu söylüyor. Edinburgh'dan sonra bir daha soracağım size. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki otamız neresi? Liverpool. Liverpool'a gidiyoruz.